Değerli seyirciler, hemen gelelim. Başka bir konu var. Şimdi Bülent Arınç tartışması önemli. Şimdi Bülent Arınç artık öksürme zamanı, cesaretle kral çıplak deme zamanı dedi. Demokrasi Vakfı'nın toplantısında. Aynı toplantıda Kılıçdaroğlu da konuşmacıydı. Kılıçdaroğlu'yla uzaktan selamlaştılar. Ben Kılıçdaroğlu'nun nezaketini anlıyorum. Zor durumda kalmasın diye eline gidip sıkmamıştır muhtemelen. Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmayacağı hiç kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Fakat öyle anlaşılıyor ki daha sonra Kılıçdaroğlu da kendisine destek verdi konuşmasında. Şimdi bu Bülent Arınç'a ben çok güvenmiyorum. Bülent Arınç benim hayatta tanıdığım en oportunist siyasetçilerden biridir. Yani bugün söylediğini yarın pekala tevil eden, bir yorumla değiştiren, farklı bir şey söyleyen biridir. Ama zaman zaman da çıkış yapıyor. Belli ki AKP içindeki ağırlığı kalmamış. Yani AKP içinden uzaklaştırılmış, yani yönetim ve karar organlarından uzaklaşmış ama genel olarak İslamcı camiada, muhafazakar çevrelerde bir ağırlığı var. Nereden geliyor bu ağırlığı? Milli Görüş Hareketi'nden geliyor. Erbakan'ın çok yakınında bulunmuş. İşte bir belagatı var, ağzı laf yapıyor, hukukçu vesaire, meclis başkanlığı yapmış, bakanlık yapmış, başbakan yardımcılığı yapmış bir isimden söz ediyoruz. Bu diyor ki kral çıplak. Şimdi Mehmet Metiner kalktı buna bir cevap verdi. Bizim mangal gibi bir yüreğimiz var. Biz kral çıplak diyecek bir cesarete sahibiz. De. Hadi söyle bakalım Mehmet Metiner. Yapabiliyor musun? Yani Bülent Arınç bugün ona fena bir cevap verdi. Ya dedi, dün Kürttün, Kürtlüğünü terk ettin. O bir gün demokrattın, demokratlığını terk ettin. Biz biata karşıyız, özgürlükten yanayız deyin, biat ettiğini ilan ettin diye sicilini saydı. Ötekine çok girmek istemeyiz. Biz özel hayatına ilişkin de şeyler söyledi ama ailene saygıdan söylemiyorum dedi ve aba altından sopa gösterdi. Terbiyeli ol, senin canını yakarım demiş oldu. Bunun bizim için şöyle bir önemi var. Bülent Arınç gibi AKP'nin önde gelen 5 liderinden biri sayılıyor. Kurucu liderlerinden biri sayılıyor. Kim o? Başta Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, işte Bülent Arınç, Abdüllatif Şener, böyle bilinir. Dörtte bir aslında. Evet. Beş değil. Dört. Bir kişi daha var hocam. Onun adını da söyleyeceğim. Bir kişi daha var. Adı hemen aklıma gelmedi. Ama dört diyelim. Ben dört biliyorum. Onlardan biridir. Onlardan biridir. İlk ekipte yer alan isimlerden biridir. Şimdi böyle bir ismin artık kral çıplak deme zamanı geldi demesi. Ya ben aslında bir Batı masalından söz ediyordum demezse eğer yarın öbür gün. Yani bir Lefanten masalından diyebilir deme ihtimali var. Ama bir gerçeğe işaret ettiğini söylemek lazım. AKP'de fena bir çözülme var. Çok büyük bir çözülme var. Dün Recep Tayyip Erdoğan'ın yani o çürük, sürtük gibi, bütün seyircilerimizden özür diliyorum bu kavramları kullandığım için. Bunlar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a ait. Kavramları nedeniyle kamuoyundan çok büyük ve sert bir tepki gelmesine karşın AKP'yi destekleyen kadın yurttaşlarımızdan özellikle bir tepki gelmesine rağmen o sürtük kavramına. Çünkü neyse yani sürtük kavramının Türk Dil Kurumu'ndaki anlamına seyircilerimiz bakabilirler. Büyük bir kadın, cinsiyetçi bir aşağılama ve küfür düzeyinde bir hakarettir. Bunun ardından dün Kılıçdaroğlu'na da yine en çürük siyasetçi dedi. Böyle bir sertlik. Fakat o zaman ruh haline, vücut diline, konuşmasına, üslubuna bakıldığında dün şu değerlendirmeyi yapmıştım. Bu bir yenilgi paniği. Panik. Kaybedenin paniği. Panik, panik. Bu ağır bir yenilgiye doğru koşanın paniğiydi. Şimdi bu panik öyle anlaşılıyor ki işte Arınç gibi AKP mahfillerinde ağırlığı olan isimlerin bu merkezden yani Erdoğan'dan uzaklaştıklarını ve kendilerine yeni ve başka bir siyasal gelecek aradıklarını gösteriyor. Arınç'ın bu çıkışı tesadüf değil. Geriye kala kala Mehmet Metiner gibi tetikçiler kalıyor. Mehmet Metiner gibi. Şimdi Mehmet Metiner kim? Geçmişte HADEP yani HDP'den önceki partinin genel başkan yardımcısı değil miydi? Peki o çevrenin çıkarttığı Özgür Ülke ya da benzer bir gazetenin de benzer bir gazete derken hani birkaç gazete çıktı. Yani o Gündem gazetesinden sonra sürekli kapatıldığı için yeni gazeteler çıkmaya devam etti. Çok fazla gazete var ama bildiğim kadarıyla Özgür Ülke ya da Demokrasi adlı gazeteydi. O gazetede köşe yazarıydı. Ondan önce kendisi, ondan önce Recai Kutan'ın danışmanıydı.
Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. Bir ara bir yerde bir AKP toplantısında Tayyip Erdoğan'a karşı Bülent Arınç'ın da deyimiyle ağza alınmayacak sözlerle hakaret demeyelim ama da eleştirdi diyelim. Bilmiyoruz çünkü onu. Ağza alınmayacak sözlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu Bülent Arınç söylüyor. Eleştirdiği için kendisi dışlandı ve daha sonra hanımefendinin yani Emine Erdoğan'ın önünde eğilerek özür diledi. Fotoğraf var. Tabii, ünlü fotoğraf. Şimdi böyle birisi. Şimdi bunlar kalırsa bu iktidar bitmiş demektir. Çökmüş demektir. Mehmet Metiner şu anda kanal kanal gezip AKP'nin ortada çok sözcüsü de yok artık. Liberaller terk etti. Cemaatçilerle aralar açıldı. Liberalleri onlar artık inşa dönemindeyiz diye attılar. Buruşuk bir peçete gibi çöpe attılar liberalleri. Tacı attılar ya da çöp demeyelim. Çöpe attılar. Hapse attılar ya. Evet. Yapmayın hapse attılar. Hocam çöpe attılar. Aslında çöp. Hapis bir kısmı hapse girdi. Çöpe attılar büyük bir. Hasan Cemal de hapse girmedi. Ama Hasan Cemal bir çöplükte şu anda. Doğru ama hapse yani, attılar. Bunun gibi yani. İşte Oya Baydarlar vesaireler falan filan. Onlar hala biz değişmedik AKP değişti demeye çalışıyorlar. Ona gittiler. Her neyse ama bu cehennemin yolunu döşediler. Hepsi aynı. Bunlar da kalmayınca etraflarında Mehmet Metiner gibi tetikçiler kaldı. Yani şimdi bunlar kurtarmaz bu iktidar. Bu büyük bir zavallılık. Büyük bir çöküşe işaret ediyor diye düşünüyorum. Epeyce de bu tartışma kaldırılacak. Öyle anlaşılıyor ki bugün uzayacak. Duello'ya çağırmış. Bir televizyon kanalındayım. Hadi gel bakalım demiş. Metiner. Ben Bülent Arınç'ın geleceğini zannetmiyorum. Gelirse de ikiye katlar gerçekten. Yani. Tabii ki. İşini bitirir. Üç, yani onun bir polemik dili var. Tabii, çok fark var. Aralarında epeyce fark var. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, sevgili Yanardağ'la ilginç bir şey oluyor. Bunu birkaç programdır söylüyorum. Aman hocam bu makbuzlar yırtılmasın da bunları bir toparlayalım bir yandan da. Evet siz devam edin hocam. Birkaç defadır söylüyorum. Biz şimdi genel alabilirsiniz arkadaşlar. Stüdyoya alın diyorlar. Yok genel alabilir. Ben bir toparlayayım. Siz devam edin hocam. Çok özür diliyorum. Rica ederim. Ödeme makbuzlarımızın yırtılmasın. Evet. Bunlar devrim evet. Şey bildirisi gibi bir şey. Buyurun. Ben stüdyoya gelmeye başlayalı beri de Merdan Bey'le program üzerinde konuşmuyoruz. Bu benim çok eskiden beri Merdan Bey'in de öyle herhalde. Bir ilkem eğer canlı bir program yapılıyorsa ve onu önceden konuşmak, konuları konuşmak, konuları nasıl ele alacağımızı konuşmak programın dinamiğini bozuyor. Bu formatta öyle. Evet. Yani başka programlarda konuşulabilir. Orada danışıklı dövüşlerde neler oluyor? Biz ama yapmıyoruz. Biz katiyen o dinamiği bozmamak için konuşuyoruz. Fakat birkaç defadır hem bazı kişiler hakkında özellikle de 28